Tamamdır efendim. Saat 11.30 itibariyle yola çıktık. Gidiyoruz. Niyazi Bey çok önemli bir kişilik, bir karakter tarihi. Mustafa Kemal Atatürk'ün de akıl babası. Fransa'da okurken babasına bir kartpostal yolluyor o zaman Versailles Sarayı'na. Bu minyatürü. Versailles Sarayı'nın minyatürü diyorsun. Ve yaptırıyor babası. Eserin adı Siyasetçilere Kahve. Sanatçılar gelip dünyanın her yerinden bu eserleri oraya hibe ediyorlarmış. Altını çizmek istedim tekrar. Çünkü bence harika. Üst kattaki depoda bir sürü işte silahları, üniformaları falan varmış. Buradaki yetkililer onları sergilemek istiyorlar. Ama destek alamadıkları için sergileyemiyorlar. Bu acıklı bir şey. Ve buradaki müzenin girişinde resmi Niyazi'ye ait bir tane ne tabela var, ne hikayeyi anlatan bir şey var. Burada kendi kendilerine insanlar bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Buraya sahip çıkalım. İnşallah duyarsınız bizi. Ohri'yi mi gördük? Evet, Arnavutluk ve Yunanistan'ı görüyoruz aynı anda. Arnavutluk ve Yunanistan. Arnavutluk da akraban varsa yüzük gelelim. Yani ben o riskine girmedim ama akrabalarından biri yapmış. Yani bayağı legend olarak ayrılıyor. Karşımız Arnavutluk için. Ohri ve Silet'ini aldı. Sarı Saltuğa geldik. İçeri giriyoruz. Evet, şahane bir manzara. İnanılmaz bir atmosfer. Her dinden insanın, her inançtan insanın gelip ziyaret ettiği bir yer burası. Uhrevi son derece sükunetli, güzel bir ortam. Buradan ayrılıp gezmeye devam ediyoruz. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Evet, Ohri'deki Eskişehir'e geldik. Şimdi kapıdan giriyoruz Antik Tiyatro'ya. Şimdi birazdan size göstereceğim Antik Tiyatro'nun açılışını, halka arzını. Bizim daykomuz sevgili Ertan Saban yapmış. Halil abicim, bu Lichnidos Greco-Roman 2001 senesinde gün yüzüne çıktı. Çalışmaları başlamıştı tabii çok daha eskiden. 90 sonrası, yani Makedonya'nın kuruluşundan bu yana 94. Eski Makedonya'nın yani. Yugoslavya'dan parçalanan. Kazı 2001'de bitti. Açılışını ben yaptım onu. Mustafa Kemal'le. Yani öyle karar verdiler. Mustafa Kemal'le açılış olsun. Ama şu teyzemiz evini vermedi. Hala duruyor değil ve mi? Ve o orada her oyunu izler kendi penceresinde. Burada 5000 kişilik, 4200, 4500, 5000 kişilik. Yani ön şeylerle. Bazı oyunları ben buraya izlemeye gelirim. Onları izlemem, onu izlerim. Çünkü bir mum yakıyor. Rahatsız etmesin diye sahne ışıklarını. Bir mum yakıyor. Çekirdek çitliyor. Bazen sigara yakıyor. Şurada oturur teyze. İnşallah hayattadır. Enteresan değil mi? Bu müthiş bir hikaye. Enteresan değil. Ve Ayasofya. Ayasofya'ya geldik. Kilise hocam. Ayasofya. Burayla ilgili var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ayasofya. Ayasofya. Evet. Bilmeniz gereken bu. Evet, yani şimdi nasıl anlatayım? Bir tane her kız güzeldir ailede de büyük kız olunca daha güzel küçük kız aklına gelmiyor ya. Evet. İstanbul'da Ayasofya var. Bu da diğer Ayasofya işte. Anladım. Bizde yani bir
Bizdeki var, her yerde var, evet. Bizdeki büyük kız diye nitelendirdiğiniz mi? Evet. Evet. En güzel kız. Tamam. Son olarak hamlenizi bekliyoruz. Evet. Orada var iki tane. O köpek de takıldı peşimize, bizi bırakmıyor. O döndü gerçi. Çabuk sattı. Fena gitmiyorduk ama çabuk sattı. Ohri'nin incisi meşhur. Bunlar da Ohri gölünden çıkartılan inciler. Evet, Ohri'de akşam oluyor. Biz de dönüş yoluna geçiyoruz Bitola'ya doğru. Şimdi şehir merkezine doğru ilerleyip oradan arabamıza bineceğiz. Bakınız yanımda kim var? Erman Saban. Erman da benim 1000 yıllık arkadaşım ve tabii ki Ertan'ın erkek kardeşi. Aslan gibi kardeşimizdir bizim. Ervan'dayız. Ervan'la beraber sahnelerimiz var. Daha önce çalışmıştık biz seninle ama bugün ilk defa karşılıklı oynayacağız. Evet, kısmetse bugün ilk defa karşılıklı oynayacağız ustamla. Eyvallah. Onun oyunculuğuyla biraz bir şeyler estağfurullah. Karşılıklı yapacağız. Estağfurullah. Gidiyoruz çalışmaya. Bu da bizim kral abimiz. Bizi götürüyor. Merhaba. Merhaba. Sırt bıçağı. Dakika. Git. Evet. Bire daha. Önüne bak lan. Gece sahnesi için prova yapıyorsunuz değil mi? Evet. Zor, sizin hayatınız sonra... çok zor. Biz öyle bir saatte seyrediyoruz. Sonra... Bir insanlar böyle geliyor. Sorun yok dediniz. Geldik bir arıza çıkarsa babama da. Orada da. Aha, bu tarafta. Yardımcı olunca arkadaşlar çalıştırdı. Set ortamı. Köy yolunda kamyonlar, mamyonlar. Öksü park halinde. Şimdi size böyle dağda bayırda çalıştığınız zaman efendim bu insanlar hacetini nerede görüyor diye düşünenler olabilir diye set tuvaleti göstereceğim. Evet. Konteynerden set tuvalet. Kamyon. Moruk, ismin neydi? Bereda. Bereda. Ne demek Bereda? Ya gecelere ayırdım. Ben asıl adım Berheda ama... Berheda. Bir anlamı var yani Heda ve Ber. Ber Arapça güzel. Evet. Ben teşekkür ederim. Arap ismi. Arap ismi. Heda. Ya uzun bir anlamı vardı. Unuttum araştırdım. Babam takmış ama hiç duymadım kimseler bu kadar. Arap mısınız siz? Yok. Yok değil. Konyalıyız. Konyalısınız. Ama Arap ismi takmışlar diyorsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Süpersin ya. Beraber hastayım. Şimdi yapıyoruz. Ne yapacağız? Oğlum böyle iş olmaz. Bırakma işleri. Bu çocukların günahını alıyorsunuz. Hem kardeşinin evinde. Ha? Tamam. Bir tek diyor. Baba tamam hadi. Günahsa benim günahım. Annem de merak eder zaten. Günahsa benim günahım. Doğru yapım var. Yeni eviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Buraya, buraya taşındım. Buradayım. Havuzluymuş galiba. Burada havuzlu. Şuna binelim. Şundayız. Onda çim yiyoruz. Sana çimmen için para ver. Allah Allah. Evet, oyuyorum hemen alıyorum. Bir saniye bu. Yakınlarda ayrı. Evet. Nereye gidiyoruz? Florina. Florina mı? Fiorina mı? Florina. Florina.
Atina yolu. Hadi bakalım. Evet, Florin yani Bey'e Yunan gidiyoruz. Sınırını geçeceğiz. Tabii Yunanistan'a gidiyoruz. Pasaportlar yanımızda. Balık mı yiyeceğiz? Balık ya deniz ürünleri yiyebiliriz abi. Yani. Mahtapot. Yani. Uzo. Karides. Tamam. Güzel. Olmaz mı? Olur mu ya? Olmaz mı ya? Deli misin? Nuran'ı kadırdan çıkartmayın lütfen. Tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Arnavutluğa gitseydik daha iyi olurdu ama artık yapacak bir şey yok. Evet, daha iyi olurdu. Bir sonrakine ama zaten sonra. Bütün dünya Arnavutluk olacağı için sıkıntı yok. Yani sonuçta yine biraz Arnavutluğa gidiyoruz. Akıllı adam değil bak, mi? Akıllı adam. Şu adamı kadırdan çıkarma ya. Yahu. Duran her şeye kadırdır. Kadırdır. Tamam. Öpücük gidiyoruz, görüşürüz. Yapıştır. Evet, Yunanistan sınırlarına girdik. Florina'ya doğru geçiyoruz. Kaptan geçti, sorunsuzuz. Çok tatlı çocuklar olduğumuzu fark ettiler. Problemsiz gidiyoruz. Geldik, geziyoruz. Şimdi kendimize uzo içip deniz ürünleri yiyeceğimiz mekan bakıyoruz. Dönüp Bitola'da yemek yersek çok güler. Beyköy diyeceğiz. Beyköy müymüş buranın adı? Bilmiyoruz. Bir yerde bir Beyköy yazıyor bir şey. Dükkanda Beyköy yazıyor diye biz şimdi kılınıyor muyuz? Evet. Florida Meydanı'na geldik. Kendimize bir tane balık meyhanesi mi bulduk? Taverna. Taverna bulduk. Uzay için bir yemek yiyeceğiz. Küçük balıklar gördüm orada adamların tabağında. Onlardan yiyor. Beyköy İstavriti. Bu arada oturduk balık yiyeceğiz diye arkamda toplar var. Yemin ediyorum arkamda toplar var arkadaş. İnanılır gibi değil ya. Denk geldiği bir yere bak. Neye geldik bizim burada? Yemesinler. Bu kadarcık bir meydan. Bu meydanda da üç tane restoran var. Biz onlardan birine oturduk. Şu arkamda görmüş olduğunuz Vasilis'te yiyoruz. Mutfak çok güzel görünüyor. Temiz görünüyor en azından. Ama bu kadarcık bir Yunan kasabası. Mübadeleyle bu mübadele sırasında işte yer değişimi sırasında bizden buraya gelen Yunan vatandaşlarının yaşadığı bir kasaba. Tertemiz, sıcacık ve güzel. Hava da güzel, ortam da güzel. Her şey çok güzel. Hayat zor işte usta. Zor. Memnun muyuz abiler? Zor işte böyle hayat zor güzel. Oluyor. Böyle kasabanın meydanında oturuyoruz. Ortalıkta çocuklar top oynuyorlar. Biraz önce top falan geldi. Ama burada da uzolar içiliyor. Avrupa Birliği topu. Avrupa Birliği topu. Yemeğimizi yiyoruz. Keyfimiz yerinde. Çok şükür. Sizin kanı. Valla ben Duran'ı da almayı unutma. Sen Duran'ı bir almıyorsun. Sana da alamıyorum ki Duran'ı. Abi ya benden nefret ediyor bak işte. Kıskan ya. Hepimiz varız şu anda. Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi mevzu ne? Yola bak. Mevzuyu konuşalım. Mevzu saat kaç Yunanistan'da? Senin telefonunda saat kaç? Yunanistan'da saat şu anda 11. Bizim Bitola'ya kadar 12 kilometremiz var. Evet. 12 kilometre bir saat geriye mi gidiyor? 12 kilometre sonra saat 10 oluyor. Türkiye'de saat 12. Evet. Kim şu anda saat? Arabadaki saat 21.57. Kafamızı karıştıran bu. Çünkü araba Makedonya saati. Kime ait? Araba kime ait? Makedonya ya. Makedonya ama biz şimdi Yunan'dayız ama bu kendini update etmedi mi? Niye etmez, update etsin? Niye araba etsin? Telefonlar ediyor. Ama akıllı değil mi bu değil, araba? Değil, o kadar değil. Evet, şimdi biz saat 10'a mı gidiyoruz? Biz saat 10'a gidiyoruz. Neden? Çünkü biz kazanacağız. Şimdi bir saat daha içmeye, eğlenmeye gidiyoruz. Bak. Bir saat kardayız. Kardayız. Abi. Bir saat öne gidiyoruz. Her şey evet. Bir saat önceden başlıyor. Şimdi benim böyle bir fikrim var. Saat 11 Makedonya'da olunca biz bulalım nerede saat 10 oluyor. Devam edelim saat 10'dan. 10'a doğru gidelim. 10'a doğru gidelim. Ömür boyu 10'a doğru gidelim. Biz meridyen nasıl şey bize uyuyorsa ona göre mi takılalım? Evet öyle. Kapatıyorum. Kapat. Evet Tayfun. Son set günüm bugün. İnşallah setteyiz çalışacağız. Efendim söyleyeyim. Var mı? Okey. Bir de test frenli. Dişine ve mola. Kaydın güzel. İyi. Sağ ol. Cepte.
Hepsi hak. Buyurun Erman. Seçme. Evet Bülent Bey. Şimdi işte çekim yapıyoruz. Yine sahneyi tekrar izleyeceğiz. Beğenmedim. Evet, keyfiniz paşa da yok maşallah. Olmayan şey neydi? Olmayan şey bana geçmedi. Kamera. Beğenmedim.